Logoların kullanımında sinema 4D oldukça etkili ve bunu şimdi tekrar bu dersimize göstereceğiz. Nasıl yapacağız? İlk önce bir tane malzemem var. Bu malzemeyi geldim. Border attım. Geldim. Type yani yazıya attım. Bu şekilde bir render alıyorum. Şöyle bir görüntü oldukça hoş aslında. Ama bunu daha hoş hale getirebiliriz. Bizim istediğimiz ne? Diyelim ki şu yazıyı daha görünür hale getirmek. Bunu yapmak için de şu yanları daha koyu hale getirirsem eğer burayı daha rahat okuyabilirim. Veya herhangi bir logo oluşturduğumda bunu yaparsam daha rahat okunur. A'ya bastım geri geldim. Şimdi ise yanları daha koyu yapmak için yeni bir tane daha malzeme oluşturacağım. Şuradan kontrolü seçip yana bıraktığım zaman bakın yeni malzeme hazır. Bunun ismini değiştirebilirim. Yanlar diyorum. Ve bunun reflection'ını veya color'dan brightness'ını azalttım. Ardından bu malzemeyi bir de bu ikisini atıyorum. Şu şekilde atadım. Bakın bu sefer ne oldu? Ctrl R'a bastım. Sonradan oluşturduğum malzeme bu ikisini de etki etti. A'ya bastım geri geldim. Eğer ben şunların yerlerini değiştirirsem bakın şu şekilde değişiyor. Yine eskisi gibi Ctrl R'a bastım. Eskisi gibi şekillendi. Renk aldı yani. A'ya bastım geri geldim. Şimdi dedim ya ben bunları sadece ön yüze etki ettireceğim. Onu nasıl yapıyorum? Geldim. Selection'a büyük harfle C1 yazdım. Bıraktığımda bakın sadece ön yüzeyler açık turuncu ve yanlar koyu turuncu oldu. Aynısını gelip şuraya da yapıyorum. Büyük C ve 1. Bakın yanlar koyu olmuş. Üçle çevireyim. Arkası da koyu. Bir tek önü açık renkte oldu. Şöyle Ctrl R yaptığımda bakın bu şekilde daha belirgin bir yazı oluşturmuş oldum. Şu kenarlara, rantlı kısımlara da aynı işlemi yapabiliyorum. Onu da şöyle yapacağım. Geldim. Ctrl'e bastım. Yeni bir tane malzeme oluşturuyorum. Bu sefer malzeme daha parlak hale getirmek için Luminance seçeneğini aktif ediyorum. Bakın bu ne işe yarıyor? Bu tamamen mesela geldim. Type'a atıyorum. Tamamen beyaz hali. Daha fazla parlak hale getiriyor. Yine tıkladım malzememe ve Luminance kısmına geldim. Buradan malzemenin rengini değiştireceğim. Shift'e basıp Color'a tıkladığımda Color açılıyordu ve bunu direkt geldim buraya taşıdım. Bakın daha parlak bir renk aldı. Birazcık parlaklığını düşüreyim. Evet bu şekilde dursun. Ardından ben bunu sadece şu kıvrımlı yüzeye ekleyeceğim. Bunun için yine geldim etikete tıklıyorum ve Selection'a R1 yazdım. Bakın sadece şuraları etki etti. Aynı şekilde bunu kontrole basıp üste de geçirebilirim. Yine aynı R1. Peki bu C, R ne? C dediğimiz caps, jobs diye yazılıyordu. Zaten o yüzey demek de ön yüzey. R dediğimizde round yani şuradaki yuvarlatılmış yer. Artı olarak C2 yazsaydım eğer şu arka tarafa etki ederdi. C1 yazdığım için ön tarafa etki etti. R2 yine arkadaki yere etki ediyor. 3'e bastım, çevirdim. Bir render aldım. Ve bu şekilde bakın kenarları daha parlak. Ön yüzü parlak ve yanları da daha koyu ve yazı daha kolay okunabilir bir hale getirmiş oldum.